Lütfi kardeşim şöyle bir bizim önceliklerimizi öne çıkararak işin içerisine eleştirileri de katarak bu çok önemli bu noktayı lütfen herkes önemsesin bizim sistemimizde bizim düşünce dünyamızda her türlü put gibi düşünce adamlarını da değişmez kabul etmek, tenkit edilmez kabul etmek gibi bir durum mevzu bahis değildir. Gökalp'ta çok tenkit edilecek hususu olabilir. Tenkit edilmiştir, edilmeye de devam edilmelidir. Tam da bu noktada son lütfinin getirdiği son e, noktada e, Gökalp e, kültürün bir milletin kültürünün olduğu gibi halkta yaşadığını ifade eder ve halka doğru gidilmesini ister. Gökalp, bundan sonraki iki konuşmacımızın, başta da bir nebze ifade ettiğim gibi, e, mensup oldukları disiplinlerin de kurucusudur. Bunlardan birisi Gökalp'ın halkiyat dediği bölümdür. Ona onun için çok önemiyet vermiştir. Çünkü Türklüğün, Türkçülüğün esası da halkta gizlidir. Bizim yetişen nesiller olarak, eğitimciler olarak ve bilim adamları olarak görevimiz Gökalp'ın deyimiyle bu harsı o kelimeyi de kendisi icat etmiştir biliyorsunuz. Fransızcasına karşılık, harsı tehzib etmektir, yetkinleştirmek, işlemek. Olduğu gibi alırsanız hiçbir şeye benzemez. İşte burada laf Özkul Bey'e düşüyor. Ee, Özkul Bey e, Gökalp'in bu noktasından hareket ederek ve şüphesiz gene söylemek istediği bütün genel şeyleri de söyleyerek bize istifade edeceğimiz bir malumat verecek. Buyurun. Sayın Başkan, muhterem dinleyiciler, sözlerime başlarken hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Bu noktada belki de bir soruyla işe girişmekte fayda var. 19. yüzyıl, ulus devletin en popüler olduğu dönem, ulus devletin en işlevsel olduğu dönem ve 19. yüzyıl boyunca ulus devletimizi kurmamaya, mevcut devletimizi, devlete Ali Osman'ı yıkmamaya, yıktırmamaya gayret etmiş bir milletin yüzyılın sonunda ulus devletini eğer Ziya Gökalp olmasaydı nasıl kurabilirdi sorusuyla işe başlamak öğretici olacaktır diye düşünüyorum. Hani e, işlev aramalarında bir şeyin işlevini tespit ederken, gizli ya da açık işlevini tespit ederken, onu yok sayın o unsuru yok saydığınızda neler değişiyorsa tespitleri orada arayın diye kestirme bir yol hep aktarırız. Bu yolla gökalp'e bakmak daha iyi olur diye düşünüyorum. <laughs> Şimdi 19. yüzyıl boyunca e, halk bilimi milletçilik ya da milliyetçilik hareketlerinin en önemli lokomotifidir, en önemli yakıtıdır Avrupa bazında, dünya e, düzleminde. O kadar ki halk biliminin ortaya e, çıkması, bağlamında halk biliminin bir disiplin olarak bir ilmi disiplin olarak ortaya çıkması bağlamında bizim en önemli filozofumuz Alman Herderdir ve diğer Alman romantikleridir. Onlar bir anlamda Fransız aydınlanmasına rasyonizme böyle bir tavırla ortaya çıkarlar ki daha sonraki süreçte pozitivizmi de ortaya çıkaracaktır o çizgiler. Fransa 18. yüzyıl sonlarında Avrupa'nın kayıtsız şartsız en güçlü devleti. Siyasi idari yönden. Bir de buna Tanrı lütfediyor. Onlara sıra dışı bir sanatkarlar ve aydınlar kadrosu ekleniyor. Aydınlanmayı meydana getirenler. Dolayısıyla bugün aydınlanma dünyanın her yerinde yüceltilir. Hakkında hep güzel şeyler söylenir ama aydınlanma ilk ortaya çıktığında Avrupa'da inanılmaz bir panikle karşılandı diyebiliriz. Çünkü aydınlanma Fransız kültür emperyalizmi olarak algılandı komşuları tarafından ve ona göre tavırlar alındı. İspanyollar tarafından, İsviçreliler tarafından, Almanlar tarafından ve diğerleri. Zaten bu başımızın belasıydı. Askeri, iktisadi, siyasi yönden güçlüydü. Şimdi bir de kültürünü yayıyor. O kadar ki Almanlar o dönemde 630 küçük prenslikten oluşuyorlar. Bu Almancılar geldiğinde arabaların arkasında görüyoruz ya karacıklar vesaire küçük küçük tuhaf resimler. Onların çoğu o dönemdeki prensliklerin bayraklarıdır. Bu dünyanın en küçük devletleri işte Liechtenstein falan gibi küçük Lüksemburg gibi küçük Alman e, devletçikleri o dönemden hala ayakta kalmış o 630 küçük prenslikten bazılarıdır bu prensliklerin bir çoğunun e, resmi dili, yazışma dili Fransızca'ya dönüşmüştür. Dolayısıyla e, Almanlar başta olmak üzere e, Fransız aydınlanmasını, e, Fransız kültür emperyalizminin yayılması olarak algılayanlar, e, telaşa kapılanlar çok da haksız değiller. Buna karşı alınan tavırlardan bir tanesi, ee, İsviçre'liler ki bugün de biliyorsunuz e, önemli bir, bir, bir kontak e, kantonlarının e, dili Fransızca, Fransızca konuşanlar var. Fransa'nın bu yükselişi karşısında ne yapabiliriz sorusunu meşhur büyük e, İtalyan filozofu Vico'nun yeni bir dil, yeni bir bilim e, yani sözlü kaynakları tarihin kaynağı yapacak yeni bir tarih. Tam Türkçesi halk bilimi aslında. ...gibi arayışının peşine düşerler. O zaman İsviçre tarihçiliği denilen sözlü kaynakları arayıp tarama ve Fransızlığa karşı bir tavır alma. Nebülüngen destanı bulunur tesadüfen. O zamana kadar Avrupa'da bilinen epik destan... ...efendim eski Yunan'ın, Homeros'un, Odeses'i ve İlyadas'ı, Latinlerin Virgil'in yazdığı Eyni'ydi. Ve o zamanki telakki insanlık bir mitolojik dönem geçirdi. Sonra epik destanlar dönemi geçirdi... Ancak bu kadar eski olan milletlerin mitleri ve epik destanları vardır. Dolayısıyla Avrupa'da hala dalga geçilen milletlerin başında gelen Almanlar çünkü onlar en son toprağa yerleşmiştir. Dahası Hristiyanlığı en son kabul edenlerden birisidir. Dolayısıyla o dalga geçilen Almanlar bir anda Avrupa'da en eski, en kadim milletlerden birisi olduklarını iddia etme şanslarını yakalıyorlar. Nebülüngen diye bir destanları var, epik destanları var. Bu atmosferde her der, halk kavramını, das folku tanımlar. Okuma yazma bilmeyen, kırsalda yaşayan bu insanlar sözlü, şifahi bir edebiyat naklediyorlar. Bu önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü daha coğrafi keşiflerin peşinde, başlangıcında Avrupalı aydınların, düşünürlerin yaşadığı bir şok vardır. İlk fark edildiği, keşfedildiğinde Amerika, oradaki yerliler acaba insan mıdır, değil midir tartışmasını yaparlar. İnsan olup olmadığı neden önemli? Eğer insansalar onlara İncil-i Şerif'i tebliğ edecekler. Daha sonra ilk misyonerler, yerlerin dilini öğrenip kültürünü öğrenince bu defa bakarlar ki bu baldırı çıplak Kızıldereliler onlardan daha az ırza tecavüz ediyor, onlardan daha az haksız yere insan öldürüyor, onlardan daha az hırsızlık yapıyor. Dolayısıyla baştaki küçümseme zaman içerisinde vahşi soylu tutkusu dediğimiz bir hayranlığa dönüşecektir. Ve Avrupa'nın kendini sorgulaması süreci başlayacak. Neden biz Hristiyan olduğumuz halde, şehirlerde yaşadığımız halde, medeni olduğumuz halde bu insanlardan daha erdemsiziz sorusu Montesquieu'den 18. 19. yüzyıla kadar pek çok filozofun, düşünürün temel sorusudur. Bugün bile devam eder aslında birçok bakımdan. Buna verilen cevaplar arasında ilk eğitim felsefesi olarak kabul edilen Jean-Jacques Rousseau'nun Emil'indeki Anlayış nedir? Onlar tabiatta daha yakın oldukları için fıtratları daha az bozuldu ve daha erdemlidirler. O halde bizim vahşilerimiz nerede sorusu Avrupalı mütefekkirlerin aradığı soru olacaktır. Onların vahşileri olarak buldukları da das Volk olarak her derin tanımladığıdır. Okuma yazma bilmeyen kırsalda yaşayan sosyal ve kültürel değişmeden daha az etkilenmiş olan das Volk yani halk her der ele verip halkını kendi yutmaz halkını önce çıkar der ki halka doğru gideceksiniz. Halka doğru ifadesi gök albe her derden gelecektir. Halka doğru gidin. Kendi çıkar Volksriyet ilk olarak halk türkülerini derler, iki cilt halinde yayınlar. Bu işin nasıl yapılacağını da gösterir. Ve onu takip edenler, yani Göte mesela, efsanelerden bir Faust ortaya çıkarır. Wagner, Alman mitolojisini bütün ömür boyunca onu işler. İnanılmaz müzikaller yapar. Arkadaşlar, Alman milliyetçiliğinin Kabe'si Frankfurt yakınlarında Beyrut kasabasındaki müzikaldir. 150 yıldır Alman devleti yıkıldığı zamanlar olmuştur. Almanların bağımsızlığını kaybettikleri zamanlar olmuştur. Ama bu şehirde bu müzikalde Wagner'in Alman mitolojisinden ilhamını alarak yaptığı müzikaller kesintiye uğramamıştır. Alman milliyetçileri bununla gurur duyarlar. Ve Almanlık ruhunu, folk geisti burada yansıttıklarını ve yaşattıklarını düşünürler. Bu Türk milliyetçileri olarak hepimizin kulağına küpe olsun. Bu ayrı bir bahistir. Ama önemlidir. 19. yüzyılda Avrupa, Alman örneğini takip ederek ki her derin gösterdiği direktif doğrultusunda çalışan Alman aydınları bu hedefi vururlar, Alman birliği sağlanır. Finlandiyasından Yunanistan'ına kadar, Sırbistan'ına kadar, Bulgaristan'ına kadar tek tek her birisi halk birimini kullanarak milli devletlerini kurarlar. Biz 19. yüzyıl boyunca halk birimi bize tesir etmesin, bizim bünyemizi yıkmasın diye uğraşırız. Mesela Arnavut milliyetçiliğinin banilerinden birisi Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Ohri'deki konsolosudur. Von Hahn adında bir Alman halk bilimci. Arnavut halk edebiyatını ilk derleyen, toplayan, ayağa kaldıran kişidir. Bu adam İstanbul'a geldiğinde de bizim büyüklerimiz ona ekselansları Ohri'de duyduk ki masal derliyormuşsunuz, atasözü derliyormuşsunuz. Bu bulunduğunuz makamla mütenasip bir iş değildir sizi ayıplarlar. Lütfen bundan vazgeçin şeklinde uyardıklarını biliyoruz. Bu ne demektir? Dedelerimiz 19. yüzyılın ortalarında dahi halk biliminin neyi işe ne o iş gördüğünü çok iyi biliyorlar, farkındalar. Ama hiç bundan uğraşmazlar, sarf nazar ederler. Zaten Ahmet Tefik Paşa'daki şuura baktığımızda müthiş bir biçimde ee, Osmanlı'nın 19. yüzyıldaki Türk soylu aydınlarının bu işin farkında olduğunu çok iyi anlayabiliriz. Ta ki Arap milliyetçiliği de dahil, yani Osmanlıcılık yapıyoruz, Hristiyan unsurları da bir arada tutalım, Osmanlı var falan falan diye, hayır hiç kimse, herkes kendi yoluna gidiyor. Bakıyoruz bari Müslümanları toplayalım diye, Abdülhamit Han'ın e, o uzun saltanatı boyunca hiçbir padişahın ön plana çıkarmadığı şekilde halifeliği çıkararak uğraşmamıza rağmen İslamcılığın da tutmadığını ve e, Müslüman milletlerin de milliyetçilik derdinde bizden ayrılma derdine düştüğünü fark ediyoruz. Artık o çocukluğumuzdaki oynadığımız oyunla evli evine, köylü köyüne, kimin evi yoksa sıçan deline denecek döneme az bir şey kaldığında bakıyoruz ki herkes gitmiş zaten. Bir biz kalmışız. Ha, o zaman o zaman Gökalp o zaman Gökalp etrafındaki diğer Türk milliyetçileri birdenbire bir ekip olarak sahneye çıkarlar ve inanılmaz bir biçimde o yüzyıllık gecikmişliği ortadan kaldıracak bir hareket tarzıyla halk bilimi çalışmalarını örgütlerler, Türkçülük çalışmalarını örgütlerler ve kaybettiğimiz yüzyılı kazanmaya yönelik devasa bir enerjiyle kısa sürede bunu bizim lehimize çevirirler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundaki yeri ve önemine karşılık Lütfü abi işaret etti. Kemalistlerin Gökalbi anlamadığı, takip etmediği. Ben daha ileriye giderek söyleyeyim. Cumhuriyet döneminde Gökalp'e pek çok bakımdan ihanet edilmiştir. Bu ihanet sürmektedir, devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşılaştığı bir takım sıkıntılar, PKK bölücülüğü başta olmak üzere Gökalp'e yapılan ihaneti, Gökalp'in çizdiği çizgileri programı takip etme işten kaynaklanmaktadır. Bu noktada biz Türk milliyetçileri olarak, bu noktada biz Türk akademisyenleri olarak Gökalp'i yeniden düşünmek zorundayız. Belki de bu gavurların Rethinking serisi gibi Gökalp'i 90 yıl sonra yeniden düşünmek, Türkçülüğü yeniden düşünmek, Türk ocağına düşen büyük bir vazifedir. Büyük uluslararası bir kongre tertip ederek Gökalp'in fikirlerini değişik alanlardaki Türkçülüğü, iktisattaki Türkçülüğü, dildeki Türkçülüğü yeniden sorgulamalıyız. 90 yıl sonra uygulamalar nerede aksamıştır? Nerelerde sıkıntılar vardır? Bunlar nasıl aşılabilir? Yeniden sorgulamalıyız. Buna istinaden e, öyle bir halk biriminin kullanılması söz konusu ki Mesela son Bosna katliamlarını yapan Bosnalı Karadžić'in dedesinin dedesi Vuk Karadžić Sırp milliyetçiliğinin ziya kalpidir. 814'teki isyandan sonra yurt dışına kaçacaktır. Orada bu Alman herderin talebeleri Grimm kardeşlerle efendim panslavizmin büyük teorisyeni Kopitarla karşılaşacak. Ondan halk biliminin nasıl kullanılması gerektiğini yani bir köylü hareketinden bir milliyetçilik arayışına bir hürriyet bir özgürlük davasına yürüyüşte halk biriminden nasıl istifade edileceğini öğrenecek ve bize bunu getirecektir. Gökalp bütün bunların farkındadır. Bu anlattığım bilgilerin farkındadır. Ama uzun müddet ben bu meseleyi araştırıyorum, düşünüyorum. Gökalp'e bunların intikal ediş kaynağını pek de bulabilmiş değilim. O dönemde doğrudan mehaz gösterilmez. Fransız kaynakları, Fransızların halk bilimine bakışı biraz zaten farklıdır. Ama e, en önemli kaynak olarak herhalde Yusuf Akçura Rusça üzerinden e, Gökalp'e intikal eden bilgiler olsa gerek diye düşünüyorum. Yani Halka Doğru derginin adıdır, Halka Doğru Hareket'in adıdır ki Gökalp sık sık, halka doğru hatta bazı yerlerde garba doğru bazı alanlarda bunu kullanır. Bu ibare Batı'dan mülhemdir. Halk bilimi çalışmalarından mülhemdir. Ama bunu çok iyi kullanmasına rağmen Gökalp'in başlattığı hareketin Herder'in Almanya'da başlattığı hareket kadar başarılı olmadığını görüyoruz. Neden? Herder çok şanslıydı. Gökalp'in ardında Wagner gibi bir müzik dehası oldu mu? Gökalp'in ardında onun izine düşen göte gibi bir edebiyat dehası oldu mu? Gökalp'in taline tek bir deha düştü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk dediğimiz o deha. Ondan gayrı onun peşinde hiçbir deha yoktu. Biraz da Türk aydınları olarak bu eksikliklerdeki, bu tamamlanamamışlardaki hataları kendimizde aramalıyız, kendimizi eleştirmeliyiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.